edenler Müslümanlara saldıracak, Müslümanlar da ona cevap verecek güçte olurlarsa onlarla savaşacak. Başka alternatif yok. Yani sonunda emrimiz geldiği zaman nasıl geliyor emir? Yani burada şunu anlamak lazım. Hep peygamberlerle inkar edenler arasında sürekli bir mücadele olay olmuştur. Nedir o mücadele? Allah sizin gözünüzde onlara az, onların gözünde size az gösterdi ki çarpıştınız ve onları yendiniz diyor Allah. Buradaki ifade de onları yenme anlamında değil, orada hicret etme ve o inkar edenlerin bulunmuş olduğu toplulukların, aynı Lut'ta da oldu bu ifade. Lut dedi ki, ey kavmim, işte ben Allah'tan gönderilmiş bir peygamberim, Allah'ın yasak ettiği şu ahlaksızlığı yapmayın, işte kızlarım yani. Kadınları Allah erkekler için, erkekleri de kadınlar için yaratmış. Siz erkekleri erkeklerle işinizi görmeyin. Allah kadınları size vermiş. Bunun dışına yol çıkmayın. Onlar biz kendimiz ne yapacağımızı biliriz dediler. Lut'u öldürmek için harekete geçtiler. Lut ve inananlar karısı dışında geldiler ve İman edenler kurtuldu, diğerleri de taş yağmurunda yağdırdık. Öyle taş yağmuru yağdırıldı mı? Yani Kur'an'daki anlatım sanatı böyle. Yani o inkar edenleri anlasınlar diye mecazi bir anlatımla anlatıyor. Dünyada müdahale olmadığına göre, yeryüzünde insanların insanlarla ancak mücadelesi olacağını söylüyor. Mesela Hac suresi 40. ayette yeryüzünde Rabbim Allah'tır deyip de yeryüzünden sürülenleri, öldürülenleri görmedin mi? Eğer insanların kimileriyle defi olmamış olsaydı yeryüzündeki manastırlar, kiliseler, havralar, Allah'ın isminin çokça anıldığı mescitler yıkılır giderdi. İşte Allah'a yardım edenlere Allah yardım eder. Evet. 41'i de okuyup bitirelim mi hocam? Tamam, bitirelim. Tamam. Hud suresi 41. Hud dedi ki, gemiye binin. Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Şimdi Kur'an her örnekten bir örnek verdik diyor. Şimdi burada böyle bir anlatımla anlatmış. Dedi ki ona binin. Yani buradaki vahiyle tercih ettiğiniz yolda yürüyün. Onun dışına çıkmayın ve öyle bir toplumdan hicret edin. Onun yüzmesi de demir atması da Allah'ın adıyladır. Yani onlar nerede nasıl davranacaklarının yolunu, yöntemini Allah belirler. Hani Enam suresinin 162. ayetinde benim yaşamımı, ölümümü, namazımı, ibadetlerimi gökleri ve yeri yaratan Allah belirler dediği gibi burada onun demir atması da nerede nasıl durması da Allah tarafından belirlenir. Şüphesiz benim Rabbim bağışlayandır, esirgendir. Kimi bağışlar, kimi esirger? Müslüman olanları. Yarın 42'den devam ederiz inşallah. Serbest konuşmaya devam ederiz. Dersi burada bitirmiş olduk. Yarın 42'den itibaren devam ederiz. Bunlarda zaten mecazi olduğu anlaşılıyor hocam mesele. Yok zaten Kur'an eğer böyle olmamış olsa. Şey,
gerçekten gibi sonradan anlaşılıyor yani. Yok zaten. Mecazi anlatım olduğu. Anlatılan mesele, oradaki kelimelerin Kur'an içerisinde hangi anlamlarda kullanıldığını bilmek gerekiyor. Bak mesela gemiyi deldiler diyor. Buradaki gemi bildiğimiz denizde yüzen gemi mi yoksa yaşanan hayat gemisini mi deldiler anlamında kullanıyor. Mesela bir çocuğu öldürdüler, tuttular, öldürdüler, dur, bunu yapman olamaz. Arkasından tuttu gemiyi deliverdi. Gemiyi deldiği zaman, dur, içindekileri boğmak için mi deldin? Yani buradaki hayatın ölümlü anlamındaki anlayışını yakalamak gerekiyor. Gemi diye bahsetti, bak iki denizin birleştiği yere kadar diyor. Dünyaya bir deniz diyor. Ahirete bir deniz diyor burada. Yine deniz kelimesini Kur'an dünyada ikiye ayırmış. Birisi su kütlelerinin toplandığı topluluğuna deniz demiş. Birisi de dünya hayatındaki insanlığa deniz demiş. Yaşanan hayata deniz demiş. İşte bu yaşanan hayatta inkar edenler, yani dünya hayatında hayat ölümlüdür. Ölümlünün, ölmenin olmaması gerektiği konusunda Musa'nın itirazını anlatıyor Kur'an. Yani Kur'an benzeşen ayetlerde bunları anlatıyor. Belki o ayetlerde anlamak gücü oluyor ama mesela kesmiş olduğunuz bir ineğin bir parçasını o adama vurun dedik. O adam dirildi diyor. Şimdi bir ayete bakıyoruz. Ölen bir insan asla dünya hayatına geri gelmez diyor. Ama orada bakıyoruz, ölen bir adam dirilmiş. Oradaki ölü kelimesini demek ki farklı bir anlamda kullanmış. Biz onu yakalamamız gerekiyor. Buradaki gemi kelimesini bildiğimiz şu tahtadan yapılmış efendim motorlu yelkenli gemi anlamında değil, bildiğimiz vahiy gemisi olduğunu anlamamız gerekiyor. Yoksa çelişkiler halinde bir kitap karşımıza çıkar. Aynen hocam. Olay bu, benim anladığım. Az önce dediğiniz gibi eğer müteşam şabih kullanılmamış olsa bence dünya kütüphanelerinin hepsini bir araya getirsek onların da doluşunca vahye ihtiyaç olurdu eğer müteşabih olmasaydı. Tabii ki bak mesela zaten mecaz ve müteşabihler çok söylenecek olan sözleri kısacık cümleyle anlatılabiliyor. Mesela adamın kolu uzun desen işte bunu anlayabilmek için o dili o toplumun o konudaki anlayışını bilerek bunu anlamak lazım. Buradaki mecaz kelimesini ne anlamda kullandığını. Yani her dilde var. Olmayan bir dil yok ki Kur'an'da bu olmasın. Hani hocam dediniz İstiklal Marşı baştan İstiklal Marşı'nda olduğu gibi baştan mı mecaz hocam? Tabii ki yani her dilde var mecaz. Her dildir öyle. Her baştan ama ne demek istediğini anlıyor musunuz onu? Yani Türkçe'de kullanılan kelimelerin en azı %30'u mecaz. Gözünü dört aç. Hocam Necip. Pardon, kestim mi? Bir şey söyleyecektim. Buyur. Zaten bu yola çıktığımızda, yani Kur'an'ı anlama yoluna çıktığımızda, hani Kur'an'ın konuşma dilini de öğrendik. Bizim Kur'an'a bakış açımız değişti, hayata bakış açımız değişti. Yani dine bakış açımız değişti. Bizim gerçekten bir dönüştük yani Kur'an'ın anlaşılma dili. Yani Kur'an'ın farklı bir dille konuştuğunu, işte bu mecazın müteşabihleri olduğunu öğrendiğimiz vakit bizim içten şeylerden, yani şu an ben hiç yadırgamıyorum. Hani az önce yaptığımız olduğu denedekle işte o dini olayı zaten bir sürü geçen derslerde de işlemiştik hepsinde bu cümleleri.
çadırlamıyorum yani. Hani alıştık hani ifadeler biraz böyle şaşırdı ama ben çok alıştım bu müthiş terbiye ve mecazi kullanımlara. Anlamıştım. Kardeş benim kitapları okusaydı bunlara yatırgamazdı yabancı. Hayır, hocam ben onu hafif anlıyorum. Ben bir yerde 10 sayısı geçiyorsa veya rakam geçiyorsa niye 8 geçmiyor diye düşünüyorum yani. Niye 8'i kullanmamış Allah-u Teala da onu kullanmış. Veya ne bileyim bir şey diyeceğim. Ben anlatıda o dağın yüksekliği 15 metre bilmem ne bileyim 6 metre beni ilgilendirmiyor. Ama Allah-u Teala dalganın dalgaya bile getiriyor, artıyor yani ama bir gerek yok yani. Oradaki dalgayı da, oradaki dalgayı da aynen Musa ile Firavun'un karşılaştığında denize vur asanı dediğin zaman dalgalar öyle yükseldi ki inananlara kuru bir yol açıldı, inkar edenlere o yükselen dalgalar içine aldı, boğdu, yok etti diyor. Aynı ifade değil mi bu? Onu böyle anlatmış, bunu böyle anlatmış. Yani Kur'an'da her örnekten bir örnek verdik, hiçbir eksik bırakmadık. Mesele olan dünya hayatında, bak ayetlerde çelişkili olmadan Kur'an'ı anlamak. Mesela ben dünya hayatında suç işleyenlere ceza vermeyeceğim diyor. Ama bakıyoruz Nuh kavmini, Ad kavmini, Semud kavmini, Musa kavmini helak ediyor. O zaman buradaki helakı başka türlü anlamak gerekiyor. Bugünkü insanların anladığı anlamda değil. İşte oradaki helak, vahye karşı gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş olarak asla o gelen peygamberleri doğrulamadan ölüp ebedi cehennemi hak etme anlamında helak olduğunu anlamak gerekiyor. İşte Kur'an'ın konuşma dili derken ben bunu diyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Eğer sorular da bittiyse herkese hayırlı geceler. Oldu. Allah razı olsun. Oldu. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Oldu. Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.